Merhaba. Ben Tilbe Şen Yürek. Henüz kariyerimin başında iki ön çapraz bağ sakatlığı geçirdim. Şimdi o günler geride kaldı. Düzenli ve bilinçli çalıştığım için eskisinden daha kuvvetliyim. Siz de antrenmanlarınızın öncesinde düzenli egzersizlerinizi yaparak sakatlık riskinizi azaltabilirsiniz. Merhaba. Ben Berwa Aydın. Ben de iki kez ön çapraz bağ yaralanması geçirdim. Fiziksel ve mental olarak zorlu süreçlerden geçtim. Sakatlığı önlemek, basketbol oynamaya hazır olmak için artık yapılabilecek egzersizler var. Ben bunları her gün yapıyorum. Kendimi daha hazır ve güçlü hissediyorum. Siz de benim gibi haftada 4 veya 5 antrenman öncesi bu programı uygulayarak sakatlık riskini azaltın ve basketbol oynamaya hazır hale gelin. İlk olarak vücut ısısını artırmak için basketbol sahasının çevresinde bir tur düşük tempolu koşuyla başlanır. Yan çizgiler arasında %50 ile hafif tempoda sekerek koşarken kollar öne ve daha sonra arkaya olacak şekilde çevrilerek devam edilir. Bu egzersiz için ayak parmak uçları ve eller yerde, dizler yere yakın ama yere değmeden 10 adım ileri ve 10 adım geri olacak şekilde yürünür. Bu harekete şınav pozisyonunda başlanır. Bir taraftaki ayak tabanı öne alınır ve diğer ayak arkada, diz yere değmeden öndeki ayağın tarafındaki kolla rotasyon yapılır. Bu sırada diğer el yerde bekler. 5 tekrar sağ ve 5 tekrar sol olacak şekilde tamamlanır. Sağ bacak rotasyonla beraber önde olacak şekilde, sol bacaksa arkada düz olacak şekilde başlanır. Sporcu olabildiğince öne doğru eğilip son noktada 3 saniye bekler. Ayak değiştirip diğer taraf yapılır. Bu hareket iki farklı şekilde yapılabilir. Sporcular dizi karna çektikten sonra ileriye doğru veya yerdeki ayağa denk gelecek şekilde esneyebilir. Yerdeki diz hafif bükülü olmalıdır. Yine iki çizgi arasında yapılacak bu egzersizde quadriceps esnekliği ve denge çalışılmaktadır. Arkaya alınan bacakla bacağın ön kısmı esnetilir, aynı zamanda koordineli bir şekilde ters kol yukarı kaldırılır. Denge, esneklik ve kuvvetin aynı anda çalışıldığı bu hareketle öne lunge yaparken dizin içe ve dışa kaçmamasına dikkat etmek çok önemlidir. Hareket esnasında diz öne çok gitmemelidir. Yan çizgiyi kullanarak öne ve geri sıçramalar olduğu yerde 10-15 saniye yapılabilir. İki çizgi arasında hareketli olarak da yapılabilir. Ayakların çabukluğuna dikkat edilmelidir. Koşarak dizleri karna çekme hareketinde çabukluktan ziyade hareketin doğru ve ritmik yapılmasına odaklanılmalıdır. Sekerek hafif tempoda bir iki adım attıktan sonra sporcu yerden bir şey topluyor gibi yere eğilmelidir. Bu esnada öndeki bacak bükülmemeli, düz olmalıdır. Bu egzersizde sekme hareketinden squat'a geçiş çalışılmaktadır. Tek zamanlı stop yaparken diz açısı 90 derece olmalı, dizler öne gitmemeli, aynı şekilde dizler içeri kaçmamalıdır. koşu temposunda lateral sıçramalardır. Devamında tek bacakla stop yapılmaktadır. Denge ve kuvveti destekleyen bu egzersizde diz stopta hafifçe bükülü olmalı, içe ve dışa rotasyon oluşmamasına dikkat edilmelidir. Esneklik ve koordinasyonu destekleyen bu harekette el kol koordinasyonu ve ayağın düz bir şekilde ileri ve yukarı uzanışına dikkat etmek ve hareketi doğru yapmak gerekmektedir. Bir önceki hareketin daha hızlı versiyonu olarak yapılan bu harekette tempo ve koordinasyon önemlidir. bu hareketin çok hızlı olmasına değil, hareketin kalitesine dikkat edilmelidir. Hareket her iki yöne de yapılmalıdır. Bir önceki harekete ek olarak dizi yukarı çekerek diz rotasyonu eklenmiş bu egzersizde abduktör kas grubunun esnekliği ve ısınması için yapılmalıdır. Basketbolda çok kullandığımız stance ve slide hareketlerine hazırlık için yapılan önemli bir harekettir. Sporcu tam stance'a oturmalı, dik olmamalıdır. Zıplayarak değil, ayaklar yerde kayarak yapılmasına dikkat edilmelidir. Yine stance ve slide hareketinin sonunu stopa bağlayan, antrenman ve maç içinde çokça gerçekleşen bu hareketin hazırlığını sağlayan bir egzersizdir. Reaksiyon ve stense oturma çabukluğu için düdükle veya uyaran bir sesle yapılmalıdır. Stense'de 3 saniye bekleyerek 5 veya 6 kez tekrarlanmalıdır. Tek ayak denge ve yön değiştirmelere hazırlık için yapılan bu harekette tek ayak stopta 3 saniye beklenilmelidir. 5 sağ ve 5 sol olarak yapılması tavsiye edilmektedir. Step'ten slide hareketinin tek ayak stop ve denge ile bağlandığı bu harekette koordinasyon, kuvvet ve denge bir arada gerçekleşmektedir. Antrenörün düdük veya komutla hareketi yönetmesi tavsiye edilmektedir. öne ve yana doğru tek bacak sıçrama ve stop yapılmaktadır. Her stopta 2-3 saniye bekleyerek yine düdük veya komutla hareketin devamlılığı sağlanmalıdır. Stopta diz hafif bükülü olmalı, vücut öne çok eğilmemeli ve dizin içeri kaçmamasına, düz olmasına dikkat edilmelidir. Mini band egzersizlerinin ilkinde band ayak bileğine bağlıdır stance pozisyonunu bozmadan sağa 10 ve sola 10 olmak üzere 10 mini adımla hareket tamamlanır. İkinci harekette stensi bozmadan ön sağ çapraza 10 ve ön sol çapraza 10 çabuk mini adımla egzersiz tamamlanır. Mini bant dizin hemen altına alındıktan sonra stance pozisyonunda squat çalışması yapılır. Dizler kaçmamalı, diz açısı yandan 90 derece olmalı, kalkarken nefes verilip otururken alınmalıdır. 10 tekrar yapılması tavsiye edilir. Yine stance pozisyonunda yapılacak bu harekette sağa 10 ve sola 10 kez olarak egzersiz tamamlanmalıdır dizler hafif bükülü şekilde dışa doğru diz rotasyonu yaptırılır. Bu hareketin stensi bozmadan, dizde içe dışa açılanma olmadan yapılmasına dikkat edilmelidir. 10 adım ileri ve 10 adım geri olarak yapılmalıdır. Ben Ayşe Yılmaz. U16 milli takım sporcusuyum. Siz de sakatlık riskinizi azaltmak için bu egzersizleri her antrenmandan önce yapabilirsiniz. Ben Simge Tokmak. U16 milli takım oyuncusuyum. Bir oyuncu için en kötü şey sakatlanmak. Ben de sakatlık oranımı düşürmek için her antrenmandan önce bu hareketleri yapıyorum.